yıl öncesinde kedide de köpekte de bir huzursuzluk durumu fark edilir. Hayvanda işte yüzünde seyirmeler olabilir, kafa sallama, çiğneme hareketleri olabilir. Veya kısmi bilinç kaybının ifadesi olan anlamsız boş bakışlar olabilir hayvanlarda. Korkmuş gibi bir hal, ruh hali olabilir. Epilepsinin ilk aşamasını genelde değişik ruh haliyle hasta sahibi tarafından fark edilir. Hayvanda bir şeyden korkmuş gibi bir hal olur, endişeli bir hal olur. Bir yerlere saklanma durumu ortaya çıkabilir. Bu epilepsi nöbetinin görülmesinden birkaç dakika önce olabildiği gibi birkaç saat önce de ortaya çıkabilir bu ilk aşama. İkinci aşama gerçek nöbet aşamasıdır. Bu aşamada kısmi ya da total bilinç kaybı vardır. Genelde köpekler epilepsi nöbetine oturarak veya yan yatarak girerler. Vücutlarındaki kas grupları katılaşır, sertleşir. Konvülsiyon hali vardır hayvanda. Bu sırada idrar kaçırabilir, defekasyon olabilir, ağzında salya vardır, bilinç tümüyle kapalı olabilir. 1 ila 3 dakika arasında ortalama olarak sürer ama genelde de 60 saniyeden daha az sürer. Bu aşamadan sonra üçüncü aşaması gelir epilepsi nöbetinin. Bu aşamada hayvan yorgundur, karmaşık bir ruh halindedir. Hareket etmek istemez, dışarıya çıkmak istemez. Bu da yine birkaç dakika veya birkaç saat alabilir. Bazen epilepsi nöbeti uzun sürer. Ki bu 30 dakikaya kadar uzayabilir. Hatta 30 dakikadan daha da uzayabilir ki veteriner müdahalesinin şart olduğu durumlardır. Çok ciddi durumlardır bunlar. Ölümle sonuçlanabilirler. Bunun haricinde 5 dakika arayla ortaya çıkan, sık sık ortaya çıkan nöbetler yine veteriner müdahalesini acil gerektiren durumlardır. Epilepsi nöbetlerinde bazen de kısmi nöbetler ortaya çıkar. Örneğin sadece yüzünde hayvanın seyirmeler olur veya sadece bir bacağın tutulumu vardır, bir bacakta bir kasılma hali vardır. Biz bunlara fokal nöbetler diyoruz. Ya da bazen epilepsi nöbetleri hasta sahibinin fark edemediği düzeyde ortaya çıkar. Örneğin hayali sinek avlamaya başlar hayvan. Onun dışında kusma, ishal gibi olabilir. Kafa sallama ya da salya akıntısı şeklinde olabilir ki bunlar da yine epilepsi nöbetleri olarak ortaya çıkabilen durumlardır.